Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle organik bileşiklerimizin 10. ve artık DAF 18. Böyle devam edeceğiz. Buradaki bu seferki esterler konusuyla organik bilgisini tamamıyla kapanışını yapacağız sizinle ve organik kimyanın son fonksiyonel grup bileşiği karboksilik asitlerin, monokarboksilik asitlerin daha doğrusu izomeri olan esterlerden bahsedeceğiz. Gençler, esterlerin genel formülü olarak gösterilimi biraz böyle eterler gibi, biraz ketonlar gibi ama şöyle göstereyim ben size. O, ortada bir oksijen var ve bir tane daha alkil grubu ile oluşturulacak şekilde böyle bir genel formüle sahip. Ve esterlerin bu genel formüllerinde CnH2NO2 şeklinde yine aynı formülle gösteriyoruz. Formülümüzde hiçbir farklılık yok. Ve karboksilik asitlerle hemen söyleyeyim, esterin biraz oluşumu hikaye olarak önemlidir. Ester oluşumundaki en önemli hikaye de şudur gençler. Kesinlikle karboksilik bir asit ile mono alkolün formülünden türetilen bir organik bileşiktir. Bunun yapısında buradan OH alacaksınız, buradan hidrojen alacaksınız. Aslında bir anlamda dehidratasyon dediğimiz su açığa çıkartarak oluşturduğumuz bir tepkimedir de diyebilirim size. Buradan ester elde edeceksiniz. O, R üssü şeklinde ve su açığa çıkartacaksınız. İşte biz esteri birazcık reaksiyon sonucunda elde edilen bir ürünmüş gibi de düşünebiliriz. Karboksilik asitlerle alkollerin tepkimesinden ester ve su elde edilmesi buna bir örnektir. Şimdi esterlerin adlandırılması biraz bizi burada yoracak. Çünkü biraz eterler gibi, nasıl eterlerde metoksi etan, etoksi propan şeklinde bir adlandırma yapıyorsak, esterlerin AYUPAC adlandırılmasında da isimsel olarak bir taraf alkol, bir taraf karboksilik asitten geldiği için AYUPAC adlandırılması alkol grubuyla başlamak şartıyla en son asitin köküne o at eki getirilerek yapılan bir adlandırmadır. Mesela şöyledir. Hemen size ester formülünün önce şu genel göstergeyi bir ifade etmek istiyorum. Esterlerin gençler karboksil grubu adı üzerinde karboksilik asitten gelirken bu oksijenin yanındaki radikal grubu hep alkolden gelir. Burası asit kısmını oluşturur. O yüzden AYUPAC adlandırması yapılırken önce alkolün radikal grubuyla başlanıp asitin sonuna tekrar söylüyorum o at eki getirilir. Mesela bakın metil metanoat ya da metil format da diyebilirsiniz. Çünkü o formik asitten gelmesinden kaynaklı. Mesela buna metil etanoat ya da metil asetat diyebilirsiniz. Etil etanoat ya da etil asetat diyebilirsiniz. Esterlerin ikinci adlandırması AYUPAC'ın dışında asite göre yapılan bir adlandırmadır. Mesela bakın etanoik asitin metil esteri ya da asetik asitin metil esteri de diyebilirsiniz. İşte burası propanoik asitin nedir? Etil esteridir. Ve aynı şekilde yine benzoik asitin propil esteri şeklindeki bir adlandırmadan bahsetmekle beraber yine demin söylediğimiz gibi sonuna alkol isminden sonra OAT eki getirilerek de yine yapılabilir. Bu adlandırmadan bahsedebiliriz. Şimdi esterlerin gelelim adlandırılması. Birincisi metil propanoat. Toplamda burası 3 karbonlu olduğu için metil propanoat diyeceksiniz. İkincisi fenil etanoat. Bu şekilde. Diğeri siklohekzil. Gençler hep alkolün kısmındaki tarafla başlıyorsunuz. Propanoat. Yani AYUPAC adlandırmasını çok önemsediğimiz için daha çok AYUPAC adlandırması yapıyorum ama mesela bunun asit olarak adlandırması da şöyle. Propanoik asitin propanoik asitin siklohekzil esteri. Biraz uzun bir isim ama bu şekilde de yine adlandırabilirsiniz. Yine aynı şekilde etil benzoat. Etil benzoat diyebilirsiniz. Ya da
izopropil 1, 2, 3, 4 karbonlu butanoat diyebilirsiniz. Ya da bakın, bu neydi? Benzil. Fenil kökü değil bu. Benzil etanoat. İşte bu kadar. Demek ki adlandırma yaparken gençler, bunun adlandırılmasında sonuç itibariyle bileşiklerin alkol kısmıyla başlıyoruz. Daha sonra asit kısmının sonuna, dediğimiz gibi, OAT önekini getiriyoruz. Şimdi burada da bunların formüllerinin yazılması. Etil diyor. Önce C2H5 ile başlıyorum. Oksijen, propanoat dediği için buraya getiriyorum. İki tane C2H5, çünkü üçüncüsüyle beraber propanı verecek. Ondan dolayı. Fenil benzoat dediği zaman fenil buydu gençler. Bunu getiriyorum. Oksijeni bağlıyorum. Benzoat dediği için benzoik asit, işte bu şekilde adlandırabiliyorum. Siklopentil etanoat diyor. Siklopentil dediğimiz bir beşgen çiziyorum. Buraya bir oksijen getiriyorum. Siklopentil etanoat dediği için buraya bir CH3 yazıyorum. Bu şekilde. İzobütil butanoat dediği için izobütil dediğimiz CH, İkincide biliyorsunuz metil bağlı olacaktı. Toplamda 1, 2, 3, 4 karbonlu. Burası izobütil oldu. Yanına bir tane oksijen, bir tane butanoat dediği için de getiriyorsunuz C3H7. İşte bu şekilde izobütil butanoat adlandırmasını yapabilirsiniz. Yine asetik asitin benzil esteri diyor. Gençler, asetik asit 2 karbonlu etanoik asit demektir. Asetik asitin benzil diyor, dikkat edin, fenil demiyor. İşte bunun adı benzildi. Tek başına şunu yazsaydım o fenildi. Propiyonik asitin izopropil esteri. Propiyonik asit dediği için 3 karbonlu asitimi yazacağım. CH3, CH2, CO. İzopropil dediği için hemen şöyle göstereyim. CH3, CH3. İşte izopropil, propanoat ya da izopropiyonik asitin izopropil esteri de diyebilirsiniz. Şimdi bunların ester oluşumunu az önce söylemiştik. Aslında bu bir asit artı alkol bütünleşmesi sonucunda oluşan bir yapı ve su açığa çıkartıyordu. Şimdi bu tepkimelerin yazılması için birinci kuralımız, asitin OH'ı alkolün hidrojeniyle birleşir daima ve burada bir CH3, CH2, CO, bakın şu grubu oksijeniyle beraber alacak şekilde tam ucuna bağlarız. İşte buradan ester elde ederiz. Esterin eldesi asit artı alkol, ester artı su şeklinde olduğu için o esterleşme tepkimesine mutlaka asitin OH'ı, alkolün hidrojeni alınacak. Su o şekilde açığa çıkartılacak. İşte burada da olduğu gibi OH, buradan da hidrojen gelecek ve işte bu şekilde CO, O, CH3 ve H2O şeklinde esterleşme tepkimesi böylelikle sonlanacak. Ve buradaki sorularımıza gelirsek, aldehitin bir basamak yükseltgenmesi sonucunda oluşan karboksilik asittir. Asit ile alkol tepkimeye girerse oluşan etil propanoat. O zaman önce bir etil propanoat yazalım gençler. Etil propanoat. Burası da C2H5. Bu etil propanoat. O zaman bunun asiti propanoik asit. C2H5 COH. Bunun alkolü ise C2H5, mutlaka onu sorar size, OH. Birinci tepkimede aldehit yükseltgenmiştir, doğru. Birinci tepkimede aldehit propanaldır demiş. Aldehitimiz kesinlikle propanoik asiti oluşturduğu için propanaldır, doğru. 3 karbonlu bir aldehitten elde ediliyor. X bileşiğinde moleküllerin arasında hidrojen bağı vardır. Evet, karboksilik asitlerde hidrojen bağı var. İkinci tepkimede kullanılan alkol dimetil eten ile izomer. Evet,
Monoalkoller, dimetil eterle neydi gençler? İzomerdir. İkinci tepkime bir redokstur. Hayır, ikinci tepkime aslında tipik bir yer değiştirme ve dehidratasyon dediğimiz bir tepkimedir. Redox tepkimesi sadece birinci tepkime için söyleyebilirsiniz. Çünkü burada yükseltgenme, indirgenme tepkimesi yok. Esterleşme tepkimesi için söylüyorum. Bu çok güzel bir sınav sorusu 2022'nin. Metil etanoat. Biz bunu kendimiz açalım gençler. Metil etanoat. Etanoat dediği için onu da böyle açıyorsunuz. Metil etanoat. O zaman bu kısım böyle gelip bize Y kısmını soruyorsa, işte o Y kısmı o CH3 dediğimiz Ceyhan olmalı. Demek ki alkollerin esterlerle, asitlerle oluşturduğu tepkime sonucunda esterleşme dediğimiz tepkime oluşuyor ve bunu oluşma tepkimesi, asla bir redoks tepkimesi değildir. Aslında bu klasik bir yer değiştirme ve dediğim gibi dehidratasyon dediğimiz su açığa çıkartan bir tepkimedir. Propil asetat bileşiği diyor. Hemen propil asetat yazıyorum size. Asetat 2 karbonlu bir karboksilik asittir. Propil asetatın suyla tepkimesinin hidrolizi demek. Tepkime sonucunda bunu oluşturan karboksilik asit elde edersiniz. CH3COH artı propil alkol C3H7OH. O zaman elde edeceğimiz 1 etanoik asit, 2 propanol şeklinde olmalı. Yani Bursa buna uygundur. Ve yine aynı şekilde propil etanoata su katılıyor. Aynı şey yapıyorum gençler. Propil etanoat. Propil etanoat. Buna su katıyorum. Ve yine bunu oluşturan asetik asiti ve propil alkol. Çok sormuş. Demek ki esterin parçalanma tepkimelerinde bunun yanına bir tane hidrojen, bunun bir tane yanına OH getirerek oluşturduğu asiti ve alkolü bulabilirsiniz. Tepkimede ester bileşiği hidrolizi olmuştur. Doğru. X uzaklaştırılırsa denge ürünler yönüne bozulur. Evet, buradan madde çıkarırsak denge onun artırılması için ürünler yönüne bozulur. Y bileşiğinin adı asetik asittir diyor gençler. Ha, bunu da şöyle anlayacağız. Y'nin kaynama noktası X'den büyük. Asitin mi alkolün mü kaynama noktası daha büyüktür derseniz tabii ki asitinki daha büyük olacak. O yüzden asetik asit doğru. Metil eter ile izomerdir. Evet, 3 karbonlu bir alkolümüz 3 karbonlu eterle izomer. Y bileşiği indirgenirse keton oluşur. Y bileşiği indirgenirse gençler aldehit oluşur. Çünkü aldehitler yükseltgenerek karboksilik asitleri oluşturuyordu. O yüzden bu doğru değil. Ve esterlerin fiziksel özelliklerinde bunlar bir kere suda çözünür ve sudaki çözünürlükleri karbon sayısıyla yine ters orantılıdır. Yapılarında hidrojen bağı asla ve asla yoktur. Bunlar karboksilik asit ve alkollerin dediğim gibi bir sentezimsi tepkimeleri sonucunda elde edilir. Ve esterlerin kaynama noktası aynı karbonlu karboksilik asitlerden daha düşük. Nedeni de hidrojen bağı içermemeleridir. Bunu baştan söyleyeyim size. Çoğu bunların hoş kokuludur. Bitkilerde var. Çok fazla meyvelerin içerisindeki çilek kokusu, kavun kokusu, armut kokusu, karpuz kokusundan tutun portakala kadar. Hepsi bunların ester içeren bileşikler içermekle beraber ve biz bunların çoğunu parfümlerdeki ekstraksiyon olarak da çok fazla kullanırız. Yine aynı şekilde birçok çiçekli bitkilerin içerisinde yine esterlerle karşılaşmak mümkün. O yüzden esterlerin kullanım alanlarında dediğim gibi ekstraksiyon olayında en çok parfüm eldesinde çok fazla kullanılır. Ve esterlerin izomeri az önce söylediğim gibi aynı karbon sayılı olmak şartıyla monokarboksilik asitlerle esterler gençler birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Ve bu izomerlikte en önemli dikkat çeken şey şudur. Esterlerde hidrojen bağı olmayıp karboksilik asitlerde hidrojen bağı olmasıdır. O yüzden karbon sayıları aynı iken bunu söyleyebiliriz. Evet, butanoik asit ve etil etanoat. Butanoik asiti yazıyorum. C3H7COH. Bu butanoik asit. Etil etanoata bakarsak etanoat dediğimiz
Etil etanoat da budur. Peki birbirinin fonksiyonlu grup izomeri midir bunlar? Evet, çünkü karbon sayıları ve hidrojen sayıları ve her şekilde birbirinin aynısı. Esterlerle karboksilik asitler izomerdir demiştik. Doğrudur. Birinci bileşiğin kaynama noktası ikinciden büyüktür. Doğru, çünkü hidrojen bağı içerir. Birincinin sudaki çözünürlüğü ikinciden büyüktür demiş. Doğrudur. Kapalı formülleri doğrudur. İkinci bileşik hidroliz olursa etanoik asit ve etanol oluşur demiş. Önce şuna bakalım. Birbirinin fonksiyonlu grup izomerleri dörder karbonlu çünkü. Birincinin sudaki çözünürlüğü ikinciden büyüktür. Doğrudur. C4H10O2'dir demiş ama kapalı formüllerine bakarsanız gençler C4H8 olması lazım. O2 bu zaten doğruydu. Kapalı formüllerde CnH2NO2 olacaktı. X bileşiği 4 karbonlu bir esterdir. Y bileşiği X ile izomer olan bir karboksilik asittir. Ha, 4 karbonlu o zaman bir asit olacak. Demek ki Y bileşiğimiz C3H7 COH diyebileceğimiz bir karboksilik asit. X de 4 karbonlu bir esterimiz olacak. Mesela şöyle bir ester formülü yazabilirim size. Şimdi arkadaşlar X bileşiğimizde 4 karbonlu bir esterdi. Hemen onu da şöyle yazayım size. Mesela ben böyle bir örnek yazdım. Z bileşiği amonyaklı gümüş nitrat çözelse tepkime vererek Y bileşiğini oluşturmaktadır diyor. Z bileşiği amonyaklı gümüş nitratla tepkime vererek Y bileşiğini oluşturuyorsa o zaman demek ki hemen buradan şu yorum yapabiliriz. 4 karbonlu bir ester olarak hemen X bileşiği hidroliz olduğunda metanol. Tamam. X bileşiği hidroliz olduğunda metanol oluşturuyorsa esterimizin formülünü doğru yazmışız. Peki Z bileşiği yükseltgenerek asiti oluşturduğuna göre bu da demek ki gençler 4 karbonlu bir aldehittir. Aldehitler Fehling ve Tollens'le tepkimeye girerek karboksilik asitleri oluşturuyordu. O zaman Z 4 karbonlu bir aldehit, Y 4 karbonlu bir asit, X de 4 karbonlu ve metil alkol ve propanoik asitini oluşturdu bu ester. Hepsini bulduk. X bileşiği metil propanoattır, doğru. Y bileşiği butanoik asit olabilir, doğru. Z bileşiğinin fonksiyonel grubu aldehit grubudur, doğru. Y bileşiğinin kaynama noktası X'inkinden büyüktür, doğru. İndirgenme tepkime sonucunda oluşmaz. Hep yükseltgenme tepkime sonucunda biz aldehitlerden karboksilik asit elde edebiliyorduk. Esterlerin yer aldığı maddeler biliyorsunuz ki yağlar başta olmak üzere gliserin gibi, stearik asit gibi, gliserit stearat dediğimiz asitler, özellikle bunlar sabunlaşma tepkimeleri için çok önemlidir. Yağların gliserin ile oluşturduğu ester bileşikleri özellikle yağ olarak adlandırılır. Yağ asitlerinin yani. Ve bunlar trigliserit olarak da isimlendirilebilir. Ve yağ asitlerin gliserin ile oluşturduğu bileşikler, ester bileşikleri yağ olarak adlandırılırken bu yağlar biliyorsunuz az önce söylediğimiz trigliserit adını da kullanılabilir. Lanolin, bal mumu ve reçine dediğimiz, balsam dediğimiz şeyler bunlar koyun yününden elde edilen doğal esterdir. Açık sarı merhem kıvamındadır ve bunlar bal mumu dediğimiz yine doymuş doymamış monokarboksilik asitlerin, alkollerin içerdiği bir ester karışımdır. Doğal olarak arıların salgısından elde edilen bir şeydir ve ester komplikasyonu bunun içerisinde çok fazla vardır. Balsam dediğimizde yine ağaçların reçinelerinden elde edilmekle beraber içeriğinde karboksilik asitler, alkoller, esterler de içermesinden dolayı zamanla bunlar uçucu bileşenlerini kaybederek biraz daha katı hale geçtiği için de onu biz kozmetikte, ilaç sanayinde çok fazlasıyla yine kullanırız. Ve esterlerle ilgili anlatacağımız bölümü böylelikle sonlandırmış olduk arkadaşlar. Burada etkinlik 4 gibi artık bundan sonra artık bütün organik bileşikler bittiği için karma sorular yöneltmiş. Ben birkaç tane karma sorulardan da size hemen çözeyim. Mesela burada bileşiklerin adlandırılmasını istiyor. Genel bütün organik bileşikleri kapsadığı için hemen bir başa döndük. 2 metil bütan diyorsunuz. Mesela buna geldiğimiz zaman ikinci karbonda çift bağ var. 2 büten diyorsunuz. Buna geldiğiniz zaman siklopentan diyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman 1'de ve 3'te çift bağ var.
1,3 butadiyen diyorsunuz. Gördüğünüz gibi en başa geldik. Buna bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 1 pentin diyorsunuz. Buraya gelirsek 1 kloro, 2 metil, benzen diyorsunuz. İşte başlangıçta anlattığımız bütün organik bileşiklerin genel soruları da bu bölüme yığılmış. Bunlardan da birkaç tane örnek yapıp ondan sonra zaten sonlandıracağız. Buraya gelirsek 2 butanol diyebilirsiniz. Alkol isimlendirmesi. Buraya gelirsek gençler, metoksietan, işte AYUPAC adlandırılmasında metoksietan diyebilirsiniz. Buraya gelirsek bu bir aldehit grubudur. Ben hemen şöyle açayım size. 1, 2, 3, 4 karbonlu butanal diyebilirsiniz. Aldehit olduğu için. Buna bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 hegzanon diyebilirsiniz. Yine karboksilik asitimizin numarası 1, 2, 3, 4, 5 pentanoik asit diyebilirsiniz. 1 denmiyor çünkü hep asit grubu hep 1'de olduğu için. Buraya gelirsek bu bir ester, metil propanoat diyebilirsiniz. Propanoat olarak devam eder. Evet, bütün cis trans olsun, diğer geri kalan kısımların hepsi, ben birkaç tane daha esterlerle ilgili size soru çözeyim. O genel tekrar testidir etkinlik olarak arkadaşlar. Onları zaten sizin dikkatli bir şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Buradaki adlandırmamıza bakarsak etil propanoat diyor. Bakıyorum propil etanoat olması lazım. Yanlış. Asit olarak etanoik asit, evet, ve propanoik asit oluşturur demiş, yanlıştır. Pentanoik asitin izomeri, evet, 5 karbonlu olduğu için doğrudur. Yalnız 3 diyebilirsiniz. Ve yine metil asetat elde etmek istiyorum. Metil asetat, metil asetat. Önce onu yazıyorum güzelce. Bunu eğer suyla hidrolize edersem bunu oluşturan bir etanoik asittir. İkincisi metil alkoldür. O zaman CH3OH'la beraber, evet, Adana'yı elde edebilirsiniz. Bunun edilisinde de. Ve aşağıdakilerin hangisinin yapısında karbonil grubu yoktur diyor. Etoksibütanda karbonil grubu yok. Propanoat ester, esterde var. Pentanoik asit, asitte var. Aseton, ketonda var. Aldehitte var. Hepsinde karbonil grubu var. Etoksibütan, hemen size açıyorum. Etoksi C2H5O. Bunu bütana bağlıyorsunuz. Şöyle ben hemen size göstereyim. CH2, CH2, CH3. Bakın bunda karbonil grubu asla ve asla olmaz. Hangisini organik bileşiklerden adlandırma yanlıştır diyor. 1, 2 bromo, evet, 3 amino butanoik asit, doğru. Metil etanoat olacak, bu yanlış. Bakıyorum 2, evet, ikinci karbonda çift bağ olduğu için 4, 5, 2 pentanoik asit, doğru. Etil benzoat, doğru. Etil, doğru, evet. Buna bakarsak 1, 2, 3, 4, evet, 4 kloro, 2 hidroksi butanoik asit, doğrudur. Hangisinin kaynama noktası diğerlerinden daha küçüktür diyor. Bir kere eter hemen gözüme çarptı. Hidrojen bağı var, hidrojen bağı var. Hidrojen bağı yok ama eması daha büyük. Hidrojen bağı yok ama eması daha büyük. O yüzden eterin hidrojen bağı da yok. Eması da daha küçük olduğu için kaynama noktası. Şunlarda da hidrojen bağı yok ama emaları daha büyük olduğu için onların kaynama noktasına daha yüksektir diyebilirsiniz. Evet gençler, bizim organik kimya ile ilgili anlatacağımız bütün bölümlerin artık sonlandırmasını yaptık. Esterlerle kapanışımızı yaptık böylelikle. Bizim organik bileşiklerle anlatacağımız tamamıyla konularımız bitmiş olmakla beraber daha sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.